nişanda Ahmet Bey var mıydı? Yok. Yoktu. Yok. Peki Ahmet Bey ile Veli Bey'in arkadaşlığını biliyor muydunuz? Arkadaşlarmış. Ben sonradan duydum. Çok samimi. Çünkü bize samimi. Dediler ki bir sürü de ihbar geliyor tabii. Evet, evet. Bunlar bak kankadır. Bunlar Kolkala kankaymış. Üçü Ali Kavacık. Bu tamam, Veli Ahmet Kaplan. Veli. Ahmet Peki Çiftçi. Şükran Hanım şunu konuşuyor muydunuz? Hani Veli sen hangi yemekleri seversin? Ondan sonra akşam kaçta yatarsın? Ne bileyim hani bir sürü ayrıntı var. Ya şöyle bir durum var. Anne olmadığı için evi de bize yakındı. Ben babası vardı. Ben yemekleri yapıyordum. İşte o da ben de yemek yiyip evine geçiyordu. Babasına vakitli yesin diye yemek Peki, gönderiyordum. Peki son dakika. Veli Bey şu anda canlı bağlantıda. Veli Bey merhaba, hoş geldiniz. Serkan merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Şimdi Veli Bey bir şey merak ediyorum. Bir haftada nişanlanmışsınız. Siz daha önce Buyurun. Böyle hızlı bir nişan geçirmiş miydiniz? Bir hafta hızlı değil mi biraz? Şimdi Zahide Hanım size şunu söyleyeyim. Şimdi Şükran Hanım'ın konuştuğu kelimelerin doğru olanları da var, yalan olanları Hepsine da var. Hepsine geleceğiz. Onu söyleyeyim. Siz tek Şimdi tek şöyle, benim sorularımı cevaplarsanız sevinirim. Tamam. Şöyle bir şey var. Zaten Şükran Hanım bir hafta dedi ya, bir hafta değil. Ne kadar? Biz Şükran Hanım'la ilk tanıştığımız zaman bir aynen doğru kafede bir arkadaşın vasıtasıyla tanıştık. Ama daha sonrasında hani Şükran Hanım dediği gibi bir hafta falan bir olay değil. Ama onun ailesi tarafından hani bunun adını koyalım, şeyini koyalım böyle bir şey var. Ama bir hafta değil yani aşağı yukarı nereden baksanız. Belki bir ay falan oldu, 20 gün falan oldu. 20 gün de çok az aslında. Aileler arasında bir benim ailem, yaptınız. Onun ailesi. O şekilde bir nişan işi oldu ama bir hafta değil. Peki yani 20 gün diyelim. Veli Bey, peki evet. Sizinki ilk görüşte aşk mıydı? Çok güzel şeyler söylemişsiniz. Ayaklarım yerden kesiliyor demişsiniz. Ya şimdi şöyle bir şey. Ya on doğru dedim. Şimdi ilk başta gördüğüm zaman çok dedi. Kafede Şükran Hanım gördüğüm zaman kendisine de söyledim. Dedim ki ya dedim hani bu bayan oturaklı hani düzgün birisine benziyor. Hani bana ayak uydurur, bana bir hayat arkadaşı olur diye Çok düşündüm. Çok iyi oldu. Ondan sonra ilk hani görüştüğüm zaman sonrasında da Şükran Hanım zaten hani dedi ki yani ben hani benden bir elektrik aldığını, ya görüşebileceğini söyledi. Yani ondan sonra biz artık hani telefon numaralarımızı birbirimize verdik. Ondan sonra konuşmaya başladık. Doğru yani Şükran Hanım'la alakalı ben kötü bir insan kesinlikle diyemem, demedim de zaten. Peki, yani iyi bir insandı. Gerçekten hani ben de hani kendime yakıştırdım yani. Peki, mesleğinizi öğrenebilir miyim? Siz imam mısınız? Zahide Hanım alamadım ama bir daha alabilir miyim sorunuzu? Tabii ki. Mesleğim ben Diyanet'te çalışıyordum. Diyanet'te ne olarak çalışıyordunuz? Ben Diyanet'te müftülükte şoför olarak çalışıyordum. Ya daha önce imam olarak çalışıyordum. Camide görevliydim. Daha sonra daire personeli olarak çalışıyordum. Şimdi bir dakika, imam olarak çalışıyordunuz, daire personeli ve şoförlük. Olabilir mi böyle bir şey? Yani evet, daha sonrasında dairede çalışmaya olabilir, başladım. Olabilir mi? Yani Şükran Hanım'la tanıştığımız zaman ben şeyde çalışıyordum. Müftülükte çalışıyordum. Yani o zaman imam değildim. Peki efendim, sizin çok fazla borcunuz olduğunu söylüyorlar. Şimdi bir imam, sonrasında işte Diyanet'in farklı yerlerinde çalışan birisi. Nasıl borç yaptınız? At yarışı oynuyor, kumarcıymış. İmam. Yok. İmam daha, at yarışı şimdi, oynuyor. Zahide Hanım şimdi. Görüntülü arıyorum. Zahide Hanım şimdi meslektaşlarınız. At yarışı şey yarıştırıyorsun. Şimdi görüntü alıyorum. Şey at yarışı oynuyorsun. Bunu Kumluca'da bilmeyen, duymayan insanların... yok. Zahide Hanım, sahte imam. Kumarcı imam bu. Kumarcı imam. Zahide Hanım, şimdi Veli Bey dinleyelim. Ben konuşacağım mı yoksa Şükran Hanım mı konuşacak? İkiniz birden konuşacaksınız. Şimdi peki, Şükran neden Hanım dediğine göre efendim? İşte bilmem şudur. Benim borcum daha önceden kefillikten bir borcum vardı. Niçin şimdi, kefil olmuştunuz? İlk biz tanıştığımız zaman, Zahide Hanım... Ben daha birinci gününde, ikinci gününde Şükran Hanım'a dedim ki ya benim borçlarım var dedim.
Ya dedim kendisine zaten bunu bizzat söyledim. Kendisi de bunu biliyor. Ben Şükran Hanım'a çıkıp da hani kandırmak amaçlı, şey amaçlı bir şey demedim. Bak benim borçlarım var. Peki, bu borçlarımı bir şey soracağım. Çözeyim, ondan Veli sonra evlenelim, ondan sonra birbirimizi tanıyalım dedim. Güzel söylemişsiniz. Efendim? Peki Veli Bey, yani dürüst olun birbirinize. Veli Bey, sizin Ahmet Bey'e borcunuz var mıydı? Ne kadardı? Hayır, benim Ahmet Bey'e borcum yok ki. Şimdi şöyle bir şey var. Dedi ki, ya ben mesela geçen de mesela ben şeye müsait olmadığım için programı daha sonrasında izledim Zahid Hanım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Ahmet Çiftçi'yi tanımam etmem. Ahmet tanıyorsun. Arkamda namaz kıldı ben dedik. Ahmet Çiftçi'yle. Sahte hocalar sizi. Camide ben onu gördüm. Camide benim cemaatim de ben orada onu tanıdım. Hacda ne kadar kaldın? Hacda 3 ay kaldım dedin. Yazıklar olsun sana. Hiç kimse peki, bana dakika, Ahmet Çiftçi'yle işbirliği yaptı falan diye diyemez. Yapmışsın, şimdi Zahid Hanım, yaptın. Ya Şükran Hanım benim yaptın. Şeyimi kesiyor şimdi, ama ben hani konuşmak peki, istiyorum, anlatmak konuşun, istiyorum. Konuşun, anlatın lütfen. Ben de çok memnun sizin olurum. Sizin sorularınıza cevap vermek sizin, istiyorum. Lütfen. Sizin Ahmet Bey'e borcunuz var mıydı yok muydu? Şimdi bakın Şükran Hanım bir dinlerse. Tamam, o da duyuyor sizi. Ahmet Bey'e borcunuz var mıydı yok muydu? Evet, hayır. Yok, benim Ahmet Bey'e borcum yok. Ben Ahmet Bey'i zaten tanımıyorum. Peki. Ben Ahmet Bey'i çıkıp da biz Ali Kavacık diye bir emlakçı arkadaşımız vardı. Biz ona gittik. O bizi yönlendirdi. Ben peki, onun bir dakika, haricinde oraya da geleceğim. Şükran Hanım'ın haricinde Bey, Şükran Hanım'la bir şey yapmadım. Peki Veli Bey, bana net olarak söyleyin. Şans oyunu oynar mıydınız, oynamaz mıydınız? Evet, hayır. Oynardım. Arada sırada oynardım. Şimdi ben için yalan söylememe gerek yok ya Veda. Bir dakika, ne oynardınız bu arada? Şans oyunu dediğimiz nedir? At yarışı. Ya şansla bu oynadınız ama at yarışı falan oynardım. Benim peki, hiçbir zaman için yani kalan bir yalanım, gizlim saklım yok ki. Lütfen, zaten sonrasında çıkıyor. Peki Veli Bey, borcunuz at yarışı oynadığınız için mi vardı? Yok, hayır değil. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani benim daha önceden şu bu Şükran Hanım'ın at yarışı oynadığından batırmış, annesinin babasının evini, ya yerini, onu, yurdunu sattırmış. Ya şimdi Zahid Hanım, Şükran Hanım bunları bilmeden etmeden benim aleyhimde oradan atıp sıkılıyor. Siz doğruyu söyleyin. Ya Şükran Hanım bunları bilmediği için benim hakkımda orada atıp sıkılıyor. Peki. Yani böyle bir şey yok yani. Hani kesinlikle yok. Peki borcunuz yani neden Şükran vardı? Şükran Hanım yani ben özellikle dediği olay şu. Ben Ahmet Çiftçi ile beni işbirliği yaptığımı söylüyor. Ne bir zaman dakika, işbirliği oraya yapmışım, geleceğiz. Ne zaman görmüşüm. Ben bir Ahmet dakika, Çiftçi Veli beraber Bey, gittik. Veli Bey, bir dakika, sakin, tek tek. Şükran Hanım bir müdahale etmeyin. Ben Veli Bey'i duymak istiyorum bugün çünkü dün tam duyamadım. Veli Bey, tek tek gidelim. Sizin borcunuz kimeydi, neden borçluydunuz? Tamam. Ben daha öncesinde benim borcum olarak, şey olarak benim Ahmet Çiftçi'ye veyahut da bir başkasına herhangi bir borcum yoktu ki zaten. Benim borcum bankayaydı. Peki. Sizin... Yani benim başka bir herhangi bir yere borcum yoktu. Hayır, bankadan sen kredi çekemedin, kırmızı kalem yedim dedin. Kaç yıldır kredi kullanamıyorum ya dedin. İşte borcum olduğu için çekim. İşte borcum olduğu için zaten Şükran benim Hanım, bankaya borcum vardı. Benim başka Veli bir yere borcum yoktu ki. Veli Bey, bana net söyleyin. Siz Şükran Hanım'la tanıştığınız ve ilişkinizin ilerledikten sonra iki evi olduğunu ne zaman öğrendiniz? Evet. O gün öğrendi. Ya Şükran Hanım, aynı gün evi olduğunu öğrendi. Sadece ben... Ben Şükran Hanım'ın evini olduğunu sadece bu şimdiki evini ben ta sonrasında öğrendim. Daha sonra Filike'de bir evi daha varmış, onu sonra öğrendim. Ta sonrasında öğrendim. Nasıl öğrendiniz evleri olduğunu? Tanıştığımız gün öğrendi Zahide Hanım'ın iki tane evim olduğunu. Tanıştığınız gün olduğunu söylüyor Şükran evet, Hanım. Evet evet, aynen. Aynen. Aynen tanıştığımız nasıl, gün. Anlayamadım. Tanıştığımız gün öğrendin. Sedat ya, abiyle Nuri Yaba. İki tane yok, evi yok, var ben, dedi. Ya ben Şükran Hanım'a tanıştım. Yok, ben tanıştığımız gün Şükran Hanım'a evini hiçbir şeyini sormadım ki. Sadece orada yani biz oturduk. Oturduk pastanede sadece. Biz o zaman pastanede oturduk. Ondan sonra bir saat falan oturduk. 1,5 saat tanıştık. Ondan sonra gittik. Telefon numaramızı aldık. Konuşmaya başladık. Ben evmiş memiş hiçbir şey konuşmadık ki. Peki sizi tanıştıran kişiler iki evi olduğunu söylemişler Veli Bey. Yanıma... Ama benim haberim yok. Benim evinden şundan bundan haberim yok. Var, ben Şükran Hanım'ın evinle şeyini ne alakam olabilir? Veyahut peki da hani Şükran Hanım'ın ben kendisine de zaten söyledim. Peki Veli Bey, siz evlendiğinizde nerede yaşamayı planladınız? Biz evlendiğimiz zaman dedik ki Şükran Hanım'a ya bir kiralık bir yer buluruz. Çünkü Şükran benim Hanım'ın kendi iki evim evi var. Ben kendi evimi satacak oldum. Şükran Hanım'ın iki evi var ben ama siz kirada mı? Kendi evinde falan bile...
Ya Şükran Hanım, ben evinle evinle alakalı zaten hiç öyle bir düşüncem de yoktu zaten. Öyle bir şey de demedim. Senin evinde oturalım filan, mesela şunu yapalım bunu yapalım da demedim. Yani öyle bir şey gündeme gelmedi zaten. Peki siz Şükran Hanım'la birlikte yaşadınız mı? Ne Veli Bey? Yok, birlikte yaşamadık. Öyle yaşadık diye bir şey yok. Sadece bir nişanlandık. Şükran Hanım'la biz nişanlandık. Nişanlandıktan sonra işte aradıysa da kafeye mafeye birbirimizi tanımak amaçlı. Mesela onun ailesini, annesini, babasının yanına, işte benim mesela akrabalarımın yanına filan. O şekilde Şükran Hanım'la biz gittik. Öyle bir hani herhangi bir yere filan da gitmedik yani. Sadece peki, kendimizi siz, birbirimizi tanımak amaçlı. Siz şu an hala müftülükte mi çalışıyorsunuz? Hayır, ben şu anda emekli oldum. Emekli oldunuz. Ha, şimdi farklı bir iş yapıyorsunuz. Evet. Peki Şükran Hanım'ın evet, şimdi evinin farklı satışına bir iş gelelim. Evet. Hatta şuna gelelim. Siz ilk Şükran Hanım'dan bir 5000 lira istemişsiniz. Evet. Sonra hemen geri vermişsiniz. Evet, doğru. Doğru mu? Tamam, istedim Şükran Hanım da o zaman verdi bana. Ben onu da geriye ödedim zaten Şükran Hanım'a. Ya peki, bana istedi. Ben dedim ihtiyacım var dedim. Ondan sonra geriye de hatta parasını verdim yani. Peki ya sonra olamaz mı? Mesela daha da ciddileşmiş insanların... Siz tehdit edildiğinizi, eğer belli bir miktar parayı vermezseniz sizi tehdit ettiklerinizi söylediniz mi Şükran Hanım'a? Nasıl, anlayamadım. Siz Şükran Hanım'dan sonrasında para istediniz mi? Ciddi bir meblağ. Ben borçluyum, beni tehdit ediyorlar dediniz mi? Yok. Yok. Dedim. Ben hiçbir para parka hiçbir para istemedim. Parka hiçbir gittik. Şey istemedim. Hayır, Şükran Hanım'a hiçbir para istemedim. Ya bunu yalan söylüyor. Bunu yalan söylüyor. Yani öyle bir şey yok. Sadece ben Şükran Hanım kesinlikle bana dedi ki doğru. Ev konusuna gelirsek biraz önce dediğiniz gibi Zahide Hanım. Kesinlikle doğru. Onunla alakalı bir hiçbir şey istemedim ben. Sadece bir 5000 lira doğru. 5000 lira istedim ve onu geri verdim zaten. Peki Şükran benim Hanım. Evim nereye ama gitti? Ben para falan bir şey istemedim. Benim evimi neden ipotek yaptırdın? Benim evimi neden ipotek yaptırdın? Peki Şükran para Hanım. Para istemedin de ne oldu ev? Neden hadi evini? Hadi söyle. Evini ipotek yaptırdınız Şükran Hanım'ın evini. Hani para istememiştin? Bir Şükran Hanım, bir yavaş yavaş gidelim. Şükran siz... Hanım, şimdi Zahide Hanım, şimdi size anlatayım ilk baştan itibaren. Şimdi ev işine geldik, şimdi anlatayım. Şimdi Şükran Hanım bana dedi ki, ya ben seni seviyorum. Seninle bir yola çıkmak istiyorum. Tamam. Ben de dedim ki zaten ilk başta size anlattığım gibi benim borcum olduğunu zaten Şükran Hanım'a söyledim, biliyordu. O da dedi ki ben sana yardımcı olayım. Önce bana dedi ki şeydeki Finike'deki evi varmış, ben onu bilmiyordum. Kesinlikle de evini ben kesinlikle bilmiyordum. İşte ona dedi ipotek verelim. Bir dakika. Ha, ben ondan sonra önce ona dedi. Bakın önce o gündeme geldi. Önce o gündeme geldi. Sonra? Peki ondan Şükran sonra Hanım, orası sizin, sıkıntılı problemi sizin dedi. Sizin borcunuz için evini satmayı mı teklif etti size? Kesinlikle hayır. Evini satmayı değil Zahide Hanım. Neyi biz teklif dedik etti? Ki şimdi Şükran Hanım'la beraber... Şimdi şöyle anlatayım size Zahide Hanım. Biz Şükran Hanım'la beraber dedi ki... Bakın siz sorumu cevaplayın. Diğer kısımlar beni ilgilendirmiyor. Buyurun. Sizin borcunuz için buyurun. Şükran Hanım neden evini satıyor? Yani sizin borcunuzu kapatmaya razı mı oldu? Tabii. Ben sana yardımcı olacağım dedi. Ben seni seviyorum dedi. Hayır. Ben de tamam dedim. Ben zorla... Ben sana yardımcı olacağım dedi. Ben Şükran Hanım'a zorla gel benim... Ya insanlar bir insanın ben evini sana zorlar. Yardımcı nasıl satın alır? Demedim. Ne yaptı? Nasıl satar? Kesinlikle bak benim evimin başına bir işkeni. Şimdi orada şov yapmayın. Beni şimdi Şükran Hanım orada Şükran şov yapıyor. Bir dakika. Peki. Şükran Hanım şimdi şov yapmıyor. Hanım, şimdi kesinlikle. Şükran Hanım orada şov yapıyor. Bir dakika biliyor yapıyor. Mu merak ediyorum. Bu kadın gelmiş burada neden şov yapsın? Kaç yaşında kadın yani? Kolay da değil anlattıkları Veli Bey. Ya Şükran şimdi, Hanım bir şey soracağım. Şimdi Zahide Hanım bazı şeyleri siz. Şov yaptı üç derken beni şu var. Şimdi bazı şeyleri yalan söylüyor. Siz yalan gelin burada söylüyor, anlatın bana. Şükran Hanım bir yalan şey soracağım. Yalan söylüyor. Bir dakika Veli Bey. İpotek ne demek? Ben bilmiyorum. Peki sizi bankaya ipoteğe götürüyorlar. Nereye gittiğinizi bilmiyor musunuz? Şimdi beni tapuda hipotek olacak ev dediler. Ne demek o? Hipotek olacak. Borcum var. Benim borcuma karşılıklı hipotek. Hipotek Ahmet, değil, ipotek ama ipotek ne demek peki? Ne yapacaklar sizin evinize? İpotek koyup Ahmet Çiftçi bankadan para çekip buna şey yapacak. Ama beni tapuya götürdüler. Tapuda ipotek olacak dediler. Size ama normalde evini ipotek, yani ev senin olacak dediler, ipotek dediler. Tabii. Peki Şükran Hanım'a siz ipoteğin ne olduğunu... Yok. Tam olarak anlatın lütfen Avukat Bey. Yarın devam edeceğiz. Veli Bey sizi
buraya bekliyorum. Elinizde varsa bir evrak vesaire sizi bekliyorum. Hem ilişkinizi bir gözden geçirin. Hala nişanlı mısınız siz bu arada? Değilsiniz. Peki reklama gidiyorum. Yarın hepsini biraz daha fazla ayrıntılı öğreneceğiz.